Merhaba sevgili çiçeği takipçileri. Bugün sizlere bir çiçeğin sulaması, üretimi veya bakımı konusunda değil de gene kendimin yetiştirmiş olduğu bir meyve fidanı hakkında bilgi vereceğim ve onu göstermek için bu videoyu çekiyorum. Kısa da olsa sizlere bu konuda bilgi aktarmak istedim. Arkadaşlar tüm turunçgiller gibi limon ağacının da önde gelen isteği sıcak iklimli bir yerde e, yetişmesidir. Limon ağaçlarının yetiştirildiği yerde hava sıcaklığının 0 derecenin altına düşmemesi gerekmektedir. Eğer e, hava sıcaklığı sıfırın altına düşerse, hele hele ki -6, -7, -8 derecelerin altına düştüğü takdirde bu sıcaklıklarda limon ağaçları donar ve ölür. Limon ağaçlarının gelişmesi 12 derecede başlar arkadaşlar. Toprak özellikleri ise bol humuslu, derin, süzek, yani suyu iyi akıntılı olan, iyi süzen, ee, kumlu, tınlı ya da killi topraklarda yetiştirilmesidir. Limon ağacı kesinlikle ağır topraklarda yetiştirilmemelidir. Köklerinin oksijen gereksinimi fazla olduğu için ağır toprakları sevmezler. Limon ağaçlarının yıllık su gereksinimi de toprak ve iklim durumu ile ağaç gelişmesine bağlı olarak değişir. Sulama ayı olan Nisan ortalarından Ekim ayı ortalarına kadar o süre zarfındaki 7 aylık süreçte sulamaya dikkat etmeliyiz. Sulama yetersiz yapılırsa limon ağacı köklerini toprakta yayar arkadaşlar. Gelişimi yavaşlar. Ürün verim ve niteliği de düşer. Limon ağacının sulama zamanının gelip gelmediği en kolay şöyle anlaşılır arkadaşlar. Ağacın yaprakları akşam saatlerinde güneş batmadan önce solgunluk gösteriyor ve gece canlanıyorsa sulama zamanı gelmiş demektir. Öğle zamanında meydana gelen geçici solgunluğa aldanılmamalıdır arkadaşlar. O sıcaklıkta e, tabii ki solgunluk gösterebilir. Tabii ki bu limon bahçesinde bulunan ağaçlar için söylemiş olduğum ama bizim elimizde fidan varsa bunu zaten ben saksıda yetiştiriyorum görmüş olduğunuz gibi saksının da su ihtiyacı olup olmadığını elimle e, dokunarak veya bir şekilde zaten üzerindeki toprak e, nemli olup olmadığını veya suya ihtiyacı olup olmadığını zaten gösteriyor bu fidan yetiştiriciliğinde o kadar da zor değil. Daha önce de söylemiştim. Bu konuda e, videolarım da var arkadaşlar. E, daha önceki ilk 1-2 yıl içerisinde meyve alamamıştım ben e, limonlarımdan. Ve daha sonra e, tozlaştırma işlemi yaptım. Bu da e, daha önceki videolarımda mevcut arkadaşlar. Yani limon ve mandalin fidanlarım çiçek açtıktan sonra bunların tozlaştırılması gerekiyor. Yani bir nevi döllenme yapılması gerekiyor. Arının, böceğin, sineğin yapacak olduğu işi biz sulu boya fırçasıyla yaptık. Bunu e, daha önceki videolarımda var izleyebilirsiniz. Oradan da takip edebilirsiniz. O işlemi yaptıktan sonra, sonra zaten e, bu meyvelerimi elde ettim. Çünkü daha önce küçük küçük meyveler oluşuyor fakat büyümeden olgunluğu gösteremiyordu zaten büyümeden dökülüyordu. Fakat o e, fırçayla tozlaştırma işlemini yaptıktan sonra bu meyvelerimi elde ettim. Ve bu meyvelerim 3 taneydi. Bir tanesini yanlışlıkla biraz küçükken kırdık. Ve görüyorsunuz şu anda limonlarım sarardı. Olgunluğa, belli bir olgunluğa erişti. Yani şu anda koparıp dalından yemeye hazır. Şurada görüyorsunuz Mandalinim var. Mandalinden bu sene verim elde edemedim. Meyvelerini küçükken döktü. Artık bu sene tekrar yeniden güzel bir şekilde fidanın istemiş olduğu şartları yerine getirerek bundan da verim elde etmeyi düşünüyorum. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Diğer çiçeklerimi de buraya aldım. Çünkü havalar bildiğiniz gibi soğudu ve çiçeklerim ölmemesi için dona, donmaması için bunları aldım. Bahara kadar artık burada muhafaza edeceğim. Görmüş olduğunuz gibi limonlarım gayet güzel bir şekilde verim elde ettik limonlardan. Bakın. Şu anda yemeğe hazır yani. Kesip yemeklerde kullanılabilir. Sizlerinde e, limon ve mandalin e, fidanı yetiştirmenizi tavsiye ederim. Çünkü o çiçek açtıktan sonraki e, kokusu muhteşem yani. Öyle bir koku e, yok. Çok güzel. Mu mu mükemmel koku yani. O kokuyu sizin de tatmanızı isterim arkadaşlar. Hele hele o çiçekten sonra böyle meyveler vermesi insana e, daha da bir e, güzel haz veriyor yani. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Her zamanki gibi hoşça kalın, sevgiyle kalın. Bol çiçekli günler diliyorum arkadaşlar.